başkanlarım, ilçe başkanlarım, parti meclis üyelerim. Bugün bizim için, Cumhuriyet Halk Partisi için kutlu bir gün. Bugün her kim kazanırsa hepimiz kazanıyoruz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başında da söyledim, devamlı söylüyorum. Bizim düşüncemiz ve amacımız hep budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi var olsun diye çabamız fazla ötelemeye, fazla gevelemeye de gerek duymuyorum. Şimdi eğer Sayın Divan da müsait bulursa, uygun görürse, ben yönetimdeki bütün arkadaşlarımı yanıma çağırıp konuşmama öyle devam etmek istiyorum onlarla beraber. Yönetimdeki arkadaşlar lütfen yanıma gelir misiniz? Evet, biz bu kadroyla il başkanlığına adayız. Çok değerli delegeler. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik süreçte açlıktan intihar eden insanlar varken, eğitim yetersiz kalmış, uluslararası alanda Türkiye'nin itibarı yerle bir olmuşken, gençliğin sorunları her geçen gün artarken, Cumhuriyet ve Türkiye Cumhuriyeti kurucu iradesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hayalimiz var diyerek yola çıkıyoruz. Kurucu değerlerinden her geçen gün uzaklaştırılarak yangın yerine dönüştürülmüş memleketimizde partimiz iktidar mücadelesi verirken bizler de Erzurum İl Örgütü olarak bu bilinçte sizlerle beraberliğimizi sunuyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz boşluğu doldurmak için içimizde birlik beraberlik sağlayacak, menfaat kavgaları kökten silecek Cumhuriyet'e bağlı Erzurum İl Örgütü olarak her şeyden önce barışacağız. İdeolojik eğitimlerle örgüt içinde fikirleri bilme dayalı, teorik altyapısı sağlam, politik bakış açısı olan bir yapıyı geleceğin Cumhuriyeti Halk Partisi kadrolarını hep birlikte inşa edeceğiz. Gençliğin sorunlarına olan sessizliği belirtecek, hak verilmez, alınır diyerek ürettiğimiz projelerle Erzurum gençlerinin sorunlarıyla hassasiyetle ilgileneceğiz. Basın özgürlüğünün olmadığı, sansürün egemen olduğunu, bu dönemde sosyal medya aracılığıyla kendi basınımızı yaratarak gündemi izleyenler değil, belirleyenler olacağız. Cinsiyet eşitliğine dayalı bir gelecek için farkındalıkları reddeden gerici zihniyetlere mücadele edeceğiz. Bu farkındalık ve hassasiyetle her türlü kimliğin ayrımcılığa uğramadığı dezavantajlı grupların toplumsal alanda eşitlik içerisinde yaşadığı bir ortam hazırlamak amacıyla çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çevre ve kent sorunları, hayvan hakları ve daha birçok sorunu çözümünde aktif rol alacak, daha yaşanabilir bir Erzurum için mücadele her zaman ön safta olacağız. Kültür ve sanat topluluklarıyla birlikte çalışan üretken kültür ve sanata ilgili uygar Erzurum'a yakışır bir örgüt olacağız. Sandık güvenliği konusunda seçim dönemine girmeden çalışmalarımızı planlamış ve seçim günü yaşanacak olası tüm senaryolara hazırlıklı olacağız. Bütün bunları ben değil biz diyerek Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yüreğinde yaşayan partimiz bu büyük geleceğine sahip çıkan Erzurum İl Örgütü olarak ilk günkü gibi heyecanımızla tüm bunları yapacağız. Ve şunu diyoruz, Erzurum için bir hayalimiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Evet arkadaşlar, buyurun. Teşekkür ediyorum.